Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay nedir? 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırması. 2. Roosevelt, Churchill ve Stalin'in savaş sonrası barışın korunması için uluslararası teşkilat kurması fikri hangi konferansta kabul edilmiştir? Tahran Konferansı. 3. Soğuk Savaş yılları hangi yıllardır? 1945-1955 arası. 4. Birinci demokratikleşme dalgası ne zamandır? 1828-1926. 5. İkinci demokratikleşme dalgasını başlatan olay. Müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkması. 6. 3. demokratikleşme dalgasını başlatan olay. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin dağılışı. 7. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunmasını sağlayan belgenin adı. Birleşmiş Milletler Antlaşması 1945. 193 üyesi vardır. 8. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nde yumuşatmayı başlatan kişi. Kuruşçev. 9. Küreselleşmeyi zaman-mekan kavramı içinde ele alan düşünür. Giddens. 10. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ve Yunanistan'ı Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin tehdidinden koruma siyasetinin adı. Truman Doktrini. 11. Demokrat Parti'nin kurulmasındaki önemli olay. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. 12. Demokrat Parti'nin muhalefete çok sert önlemler almasının nedeni. Irak'ta devrim yapılması. 13. Mihver devletlerin adı. Almanya, Japonya, İtalya. Yani Aji. 14. 1930'lu yıllarda Fransız generaller tarafından Almanya'ya karşı oluşturulan savunma hattının adı. Maginot. 15. Türkiye'de ilk çok partili rejime geçip seçimlere katılan partinin adı. Demokrat Parti. 1946. 16. Birleşmiş Milletler hangi konferans sonucu kurulmuştur? San Francisco, Almanya'ya savaş ilan etmek şartı ile girdik. 17. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulup, kurucusu tarafından aynı tarihte kapanan, seçimlere girmeyen partinin adı. Milli Kalkınma Partisi, 1945 Nuri Demirdağ. 18. Müttefik devletler tarafından toplanan son büyük konferans. Potsdam. 19. Milletler Cemiyeti'nin önemini yitirmesinin sebepleri. Avrupa devletlerinin çıkarlarını gözetmesi, yaptırım gücünden yoksun olması, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyememesi. 20. Polonya'yı hangi devletler işgal etmiştir? Almanya, ardından Fransa, 1939. 21. Churchill ile İnönü arasında yapılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşa girip girmeyeceğinin karara bağlanması nerede yapılmıştır? Adana görüşmeleri. 22. Almanların Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'ni işgal edip Asya'ya geçme planının adı. Orient. 23. İkinci Dünya Savaşı sırasında Roosevelt ve Churchill'in savaş sonrası dünyayı yeniden düzenlemeyi görüştükleri gelişmenin adı. Atlantik Demeci. 24. Himaye İsrail Devleti nasıl kurulmuştur?
1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour'un isteğiyle kurulmuştur. Adı Balfour Deklarasyonu'dur. Orta Doğu'da din çatışmasını arttırmıştır. 25. 1957'de ABD'nin yayınladığı hangi bildiri ile Orta Doğu'da komünizmin yayılması engellenmek istenmiştir? ABD etkinliğini Orta Doğu'da arttırmıştır. Eisenhower taktiğini. 26. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin Güneydoğu Asya'ya yayılmasını önlemek isteyen anlaşmanın adı. Seato, ABD'nin burada etkinliği arttı. 27. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği ve Doğu Bloğu'nun oluşturduğu teşkilatın adı. Comejo, Demokrat Parti'nin gelişmeleri nelerdir? IMF'den ilk borç para alındı, NATO'ya üye olundu, Bağdat ve Balkan Paktı yapıldı, ekonomi dışa açıldı, tarım arttı, ABD ile ilişkiler gelişti. 29. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin 1949'da ABD'de kurulan NATO'suna tepki olarak kurulan örgütün adı. Varşova Paktı 1955. 30. ABD'nin tarafsızlık politikası olup Soğuk Savaş döneminde vazgeçtiği bildirinin adı. Monroe Doktrini. 31. Soğuk Savaş döneminin başlama sebebi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan otorite boşluğunun doldurulmak istenmesi. 32. 1955'te Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin Orta Doğu'da yayılmasını önlemek için Türkiye'nin önderliğinde kurulan paktın adı nedir? Bağdat Paktı. Diğer ismi Cento. 1955. 33. Demir Perde ülkelerinin güçlendirilmesini sağlayan örgütler. Kominform yani Komünist Form. 34. NATO'nun kurulmasını hızlandıran olay. Çekoslovakya'nın Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği hakimiyetine girmesi. 35. AB ismi nasıl oluşmuştur? 1950'de Fransa Dışişleri Bakanı, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Schuman tasarısı ile gündeme geldi. 1951'de Schuman Deklarasyonu ile Avrupa Kömür Çelik Teşkilatı kuruldu. Yani AKÇT. 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu yani AET olarak kuruldu. 1967'de Avrupa Topluluğu yani AT olarak kuruldu. 1993'te Avrupa Birliği adını aldı. Üye sayısı 27'dir. 36. Milletler Cemiyeti nasıl oluşturuldu? 1919'da Milletler Cemiyeti olarak kuruldu. 1946'da sona erdi. 37. NATO'nun tarihi gelişimi. 1948'de Batı Avrupa Savunma Örgütü olarak kuruldu. 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması yani NATO olarak kuruldu. 28 üyesi vardır. Biz 27. olarak girdik. 1952'de kurulmuştur. Kore'ye asker gönderme şartı ile NATO'ya girebilmişiz. 38. Yumuşama yani detant dönemi nedir? 1960'tan itibaren ABD ve Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin arasındaki gerginliğin azalmasıdır. 39. Petrol krizinin çıkmasının nedenleri. ABD'nin İsrail'e desteği, petrolün siyasi güç olarak kullanılmak istenmesi, Arap ülkelerinin petrol şirketlerini ulusallaştırması. 40. İsrail'in dünya barışını tehdit etmesi gerekçesiyle 1955'te İsrail'in davet edilmediği konferansın adı nedir? Bondunk Konferansı 1955. 41. 1960'ta kurulan OPEC yani petrol ihraç eden ülkelerin üyeleri kimlerdir? Kuveyt, Irak, Venezuela, Arabistan, İran. Kod olarak Kıvay Köprüsü. 42.
uluslararası barışa katkı sağlayan, silahsızlandırmayı hızlandıran, güvenlik ve işbirliğinin temeli sayılan gelişmenin adı nedir? Helsinki Nihai Senedi 1975. 43. Bağlantısızlar hareketini başlatan devletler. Mısır, Hindistan. 44. 1962'deki Küba buhranının nedeni nedir? Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi. 45. 1980 Irak-İran Savaşı'nın sebebi nedir? Arap dünyasının lideri olmak istemeleri, Irak'ın İran'ın iş işlerine karışması ve Basra Körfezi'nden çıkartmak istemesi ve İran'ı Basra Körfezi'nden çıkarmak istemesi. 46. Küba bunalımını kimler çözmüştür? Amerika Birleşik Devletleri ve Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği. Bu vesileyle Doğu Batı arasında gerginlik azaldı. Türkiye'deki ABD'ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesiyle bu olay da çözümlenmiştir. 47. 1964'te Filistin lideri Yasser Arafat tarafından kurulan örgütün adı. Filistin Kurtuluş Örgütü 1964. 48. 1975'te 35 ülkenin katılımı ile barış, güvenlik, işbirliği vesaire konuları destekleyen deklarasyonun adı. Helsinki Deklarasyonu, Finlandiya 1975. 49. 1963'te Kennedy ile Khrushchev arasında kurulan kırmızı telefon hattının çekilmesinin sebebi nedir? Olası bir savaşın önüne geçmek. 50. ABD'nin 1969'da sadece müttefiklerine ekonomik ve silah yardımı yapmasına ne ad verilir? Nixon Daktrini. 51. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin 1979'da Afganistan'da çekilmesinin nedeni. ABD'nin Afganistan'a yardım etmesi, Afganistan'da yoğun direnişle karşılaşması. 52. Kennedy ve Khrushchev arasında 1961'de başlayan görüşmeye neye neden olmuştur? ABD ve Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin geri adım atmasına. 53. OPEC'in amacı nedir? Dünyada petrolün fiyatını belirlemek ve petrolün fiyatlarını üst seviyelere taşımak. 54. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin dağılışı ile ortadan kalkan örgütler. Comecon ve Varşova. 55. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin ilk ve son lideri kimdir? Lenin ve Gorbaçov. 56. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin kontrolündeki Doğu bloğunun parçalanma sürecini başlatan olay. Helsinki Nihai Senedi veya Helsinki Deklarasyonu. 35 ülke 1975. 57. Kronoloji. Yugoslav lider Tito'nun ölümü. 1992. Bosna Savaşı. 1995. Dayton Anlaşması. 58. Gorbaçov'un ekonomisini güçlendirmek için uygulamaya koyduğu reformun adı nedir? Perestroika. 59. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği Gorbaçov zamanında nereden çekildi? Afganistan 1979. 60. Ermenilerin Azerilere yaptığı şiddete ne ad verilir? Hocalı 1991. 61. Gürcistan, Türkiye arasındaki en önemli ekonomik bağın adı. Bakü, Tiflis, Ceyhan, petrol, boru hattı. 62. Orta Asya devletleri arasında en büyük petrol, doğalgaz, alüminyum kaynaklarına sahip ülke. Türkmenistan. 63. Azerbaycan-Ermeni arasındaki günümüze kadar ulaşan sorunun adı nedir? Dağlık Karabağ sorunu.
64. Azeri devlet başkanlarının adı. Ebul Feyz Elçi Bey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev. Kod EHI. 65. Türk devlet adamlarının adları. Tacikistan Ali Rahmanov, Kırgızistan Askar Akayev, Türkmenistan Sapo Murat Niyazov, Azerbaycan İlham Aliyev. 66. Tito'nun ölümü neye ortam hazırlamıştır? Bosna Savaşı. 67. Türkiye'nin öncülüğünde sadece Türk devletlerinin yer aldığı bir oluşum değildir. Bu örgütün adı nedir? Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. 68. Türkistan'ı Ruslardan kurtararak istiklaline kavuşturmak amacıyla 1918'de başlayan halk hareketinin adı nedir? Basmacı Hareket. 69. İtilaf devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapacakları barış anlaşmasının esaslarını belirlemek üzere 24 Mayıs 1920'de düzenlediği konferansın adı? San Remo Konferansı. 70. Hangi Türk aydınları Rusya'da Türklerin milli benliklerinin korunması için katkı sağlamıştır? Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu. 71. Sadabat Paktı hangi şehirde imzalanmıştır? Tahran. 72. İkinci Dünya Savaşı öncesi aşırı milliyetçiliği savunan liderler kimdir? Franco, Mussolini, Hitler. 73. Balkan Andantı'nı imzalayan Dışişleri Bakanımızın adı nedir? Tevfik Rüştü Aras. 74. Hatay Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kimdir? Tayfur Sökmen. 75. 1986'da gerçekleşen Çernobil faciası nerede yaşanmıştır? Ukrayna. 76. İkinci Dünya Savaşı yıllarında hangi hükümetler görev yapmıştır? Refik Saydaim Şükrü Saraçoğlu. 77. Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı'nın liderliğini açıkça belirttiği ilk girişimin adı nedir? Truman Daktrini. 78. AET Avrupa Ekonomik Teşkilatı yani AET hangi anlaşma sonucu kurulmuştur? Roma Antlaşması. 79. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri kimdir? Gandhi. 80. Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin Marshall Planı'na karşılık demir perde ülkeleri için hazırladığı planın adı? Molotov Planı. 81. Nükleer silahların kısıtlanması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği uzlaşmalarına rağmen SALT II anlaşmasının uygulanamamasının sebebi nedir? Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi. 82. Yeraltı zenginlikleri ve verimli toprakları nedeniyle Hindistan ve Pakistan arasında savaşa sebep olan bölge. Keşmir. 83. Birinci Dünya Savaşı hangi yılları kapsar? 1914-1918. 84. 1954'te Yunanlıların self-determinasyon ilkesinin uygulanması ile ilk Birleşmiş Milletler'e taşıdığı sorunun adı nedir? Kıbrıs meselesi. 85. Ermeni gizli örgütü adı altında kurulan Türk diplomatların öldürülmesinden sorumlu terör örgütünün adı. Asala. 86. Yunanistan ile yaptığımız Fır Hattı sorununun diğer adı nedir? Ege Hava Sahanlığı sorunu. 87.
Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği'nin yeniden yapılanma politikasının adı nedir? Perestroika 88. Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni hangi yıl başlamıştır? 1959. 89. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı ilk anlaşmanın adı? Ankara Antlaşması. Japonya'nın Hawaii adalarındaki Amerikan deniz üssüne yaptığı saldırıdır. Bu saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Bu saldırının adı nedir? Pearl Harbor baskını. 69. Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve her alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemizin özelliklerini göz önüne alarak yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek görevleri arasındadır. Bu teşkilatın adı nedir? TİKA. Uyguladığı Glasnost yani açıklık ve Perestroika yani yeniden yapılanma politikaları Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız olmasını sağlamıştır. Bu politikaları uygulayan devletin adı nedir? Sosyal Sovyetler Cumhuriyet Birliği. Konu bitmiştir. Ben İsmail Hakkı Feyzioğlu sizlere başarılar diler.